Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODM'de Ekim ayı araç satış verilerini açıkladı. Buna göre 10 aylık periyotta en çok 0 kilometre binek ve hafif ticari araç satan 10 marka şöyle sıralanıyor. Birinci sırada 109.597 adetle Fiat var. Onu 102.922 adetle Renault takip ediyor. 77.270 adetle Ford 3. 73.101 adetle Volkswagen 4. sırada. Peugeot 10 ayda 54.611 adet araç sattı ve 5. oldu. Arkasından Chery geliyor ve Çinli markanın sattığı araç sayısı 50.811. Hyundai 48.686 adet araç satışıyla 7. sırayı alırken 46.802 adetle Citroen 8. Az bir farkla Opel 9. Opel'in sattığı araç sayısı 46.755. 10. ve son sırada 45.540 adetle Toyota yer alıyor. Şimdi listeyi biraz yorumlayalım. Fiat son aylarda binek satışlarında biraz kan kaybı yaşasa da liderliğini sürdürüyor. İlk ikide ezeli rakip Fiat ve Renault diğer rakiplerine çok ciddi fark atmış durumda. Birinci sıradaki Fiat'la üçüncü sıradaki Ford arasında 32.000'den fazla fark var. Volkswagen ilk dörtten ayrılmamakta kararlı. Bu performansın arkasında markanın çok sayıda SUV modele sahip olması yatıyor. Peugeot'dan önceki yıllara göre ciddi bir atak var. Bunun ana nedenlerinin başında 408 ve 2008 için uyguladığı ÖTV muafiyeti kapsamına giren fiyat politikası geliyor. Chery'yi %50 Çin vergisi bile durduramıyor. Tüketicinin lehine fiyat politikasıyla rekabeti alt üst eden Chery, yerli üretim yapan Hyundai, Toyota gibi markaları geride bırakarak ilk 5'e doğru hızla yol alıyor. Bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise en çok satan ilk 10 markanın 4'ünün Stellantis grubundan olması. En şaşırtıcı olansa Corolla gibi efsane bir modele sahip olmasına, iki önemli modelini Türkiye'de üretmesine ve artık hafif ticari modelinin de olmasına rağmen Toyota'nın ilk 10'a son sıradan ancak girebilmesi. Sizce Toyota'daki bu gerilemenin sebebi nedir ve ilk 10'da görmediğiniz için şaşırdığınız markalar var mı? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Videoyu paylaşmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen.